Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Yasin Soner. Polygon Atış Kulübü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Çünkü Polygon Atış Kulübü'nün YouTube kanalı 100 bin abone oldu arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Neden? YouTube gibi bir mecrada silahların sevilmediği ve engellendiği bir ortamda 100 bin abone olmak gerçekten zordur. Silah sektöründe yaşayan insanlardan birisi olduğum için de güzel bir anı olacak bana diyelim. Evet, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi görüyorsunuz, Polygon Atış Kulübü'nün envanterinde çok güzel tabancalar var. Hem yerliler var, hem ithaller var. Farklı farklı kalibrelerde tabancalar var. Yani envanter bayağı sağlam arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Bu arada artık Delta Size Polygon Atış Kulübü'nün YouTube kanalındadır. Yorumları da bir hayırlı olsunu alırım. Bugün Polygon Atış Kulübü'nün envanterinde bulunan tabancaları atış yapacağız. Bunlarda ne var? Canik. Sarsılmaz. Six Hour. Glock. Belçika. Browning. Ondan sonra Smith & Wesson. Gerçekten bu çok değişik bir tabanca. Tek eli açtım. Gerçekten çok zor bir tabanca. Altı patlarlar, zordur. Evet, gördüğünüz gibi envanterimiz bu şekildedir. Şimdi yavaş yavaş isterseniz bir atışlara geçelim. Şimdi sizin için aslında şöyle bir şeyle teklif ettim. Polygon'a dedim ki 100 bin aboneye özel 100 bin mermi sıkalım dedim. Sonra kabul etmediler. Biz de ne yapalım dedik. 100 bin aboneye özel elimizden geldiğince bir mermi yakalım dedik. Bugün sizin için az da olsa mermi yakacağız. Yani bunu keşke herkes yapabilse ama maalesef bugün sizler için ben yapacağım arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz atışlarımıza geçelim. Evet, şimdi güvenlik ekipmanlarımız tabii olmazsa olmazımız. Gözlüğümüzü takalım, kulaklığımızı takalım. Atışlarımıza başlayalım. Evet, ilk başta Canik Sapelit ile başlayalım. Gerçekten çok küçük bir tabanca. Hani ele alındığı zaman gerçekten çok farklı hissettiriyor. Başlıyorum. Koyuyorum. Boş. İki defa kontrol ettim. Ve bizim Airsoft'tan tanıttığımız Elite Combat. Çok eğlenceli. Evet, Johnny'in son tabancası Rival. Daha çok müsabaka tabancası diye geçiyor. Ama ben onu gerçek bir tabanca olarak görüyorum. Gerçekten. Çok eğlenceli. Ve Canik Louis Vuitton. Yani görünüşü gerçekten çok güzel. Poligonda atmak ister miyim? İsterim kesinlikle. Biraz yukarı atış yapıyormuşum gibi kamerada gözükebilir. Ama yukarı atmıyorum arkadaşlar. Hedef biraz yukarıda. Onu da söyleyeyim. Evet, Sarsılmaz'ın SAR-9 Gen 2, Sarsılmaz markasının amiral tabancası. SAR-9'dan sonra SAR-2'yi çıkardı. Normal atacağım.
Sarsılmazdı. Şöyle güvenli yere çeviriyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Gen 2'de gerçekten reset düğmesi inanılmaz güzel. Yani tam yani parmağı çekiyorsunuz, resetleniyor ve duvarı tekrar açıyorsunuz. Yani çok yerinde olmuş. Evet. Sarsılmaz SAR 9 Mete. Şimdi hadi Glock'la da atalım. Glock'umuzu da atalım. Glock 17 Gen 4. Gen 4'ü gerçekten çok seviyorum ya. Glock'u bırakalım. Evet, şimdi İtalyanların Ferrari'den sonra yaptığı en iyi icat olan Beretta. Ben Beretta'yı seviyorum çünkü kendimde de bir tane Beretta var. Boşaltım yeri tamamıyla yukarıya vermeye odaklı. O yüzden kafanıza falan kovan gelebilir. Evet. Şimdi Browning'e geçelim. Browning ben hiç atmadım. Direkt normal atacağım. Ve bakıyorum. Boş. Resmen tabancayla burada cebelleştim. Boş. Namluya kontrol ediyorum. Yine bırakıyorum. Şimdi 45 ACP. Yani 9 milimetreden sonra 45 ACP gerçekten çok büyük, çok fazla bir kalibre diyebilirim. Ama durduruculuğu da aynı şekilde bir o kadar büyük. Yani. Bakıyoruz. Namlu boş. Yerine koyuyorum. Şununla da atalım ya. Belçika. Çok tatlı ya. Küçücük. Küçücük. Çok tatlı ya. O kadar küçük bir tabanca ki. Boş. Bıraktım. Six Hour. P229. Bu arada attığımız mermiler Sterling'in Parabellum'udur. Luger değildir. Onu da söyleyeyim. Şarjörü çıkardım. Şarjör boş. Bakıyorum. Herhangi bir fişek yok, kapsül yok. Six Hour'da temiz. Şimdi asıl babaya gelelim. Smith & Wesson altı patlar. Yani çok farklı bir tabanca. Bunun dolumu da aynı şekilde, atışı da
Diğer tabancalara benzemez. Evet, 357 Magnum fişeklerimize koyduk, kapattık. Tetikleri inanılmaz hafif olduğu için biraz nişan aldıktan sonra tetiğe dokunacağım. Çünkü tetiğe basar basmaz patlıyor. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Poligon Atış Kulübü'nün envanterindeki tabancalarının aslında bunlar birkaçıydı, hepsi değildi. Evet, hepsi değildi arkadaşlar, birkaçıydı. Gördüğünüz gibi atışlarımızı yaptık. Siz de buraya gelip istediğiniz gibi hatta daha fazla tabancayla atış yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Poligon Atış Kulübü'nün YouTube kanalında kalın.